Merhaba arkadaşlar. Evlerimize kapandığımız şu karantina günlerinde umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Her ne kadar derslerimizi sınıf ortamında işleyemesek de uzaktan eğitim şeklinde işlemeye devam edeceğiz. Okullar kapanmasaydı eğer bu sınavı sizlerin gerçek sınavınız olacaktı. Fakat okullar olmadığı için sizlere deneme sınavı olarak sunuyoruz bu çalışmayı. Şimdi sorularımızın nasıl yapıldığına bakacağız. Evet, birinci soruyla başlayalım. Kuş karakterini domuzcuk karakterinin üstüne gitmesini sağlayan kod grubu hangisidir? Bu kuş karakterini domuzcuğa götürebilmek için ilerle komutlarını kullanacağız ve belli bir noktada dönmesini sağlayacağız aşağı doğru dönebilmesi için. Evet, bakalım nasıl yapılacakmış. Buradaki ilerle komutlarını peş peşe diziyorum. 1, 2 ilerlemesi gerekiyor karakterimin. Şu noktaya geldikten sonra da sağa doğru dönecek. Evet, bakalım. Evet, sağa doğru dönmesi gerekiyor şurada. Sağa doğru döndükten sonra bulunduğu noktada sağa dönüyor. Yani sağa dön dediğimiz zaman sağa doğru ilerlemiyor. Sağa dön dedikten sonra bir tane daha ilerle eklememiz gerekiyor. Şimdi tekrardan çalıştırıp deneyelim. 1, 2 ilerledi, sağa döndü, 1 ilerledi ve hedefine ulaştı. Yani doğru cevabımız ileri ileri sağa dön, ileri komutu doğru cevabımızdı. Kuş karakterinin domuzcuk karakterinin üstüne gitmesini sağlayan kod grubu hangisidir? Evet, aslında baktığımız zaman aynı soru değilmiş gibi duruyor arkadaşlar ama aynı soru. Yani şuradaki buzdan olan üçgen yerine burada tahttan olan bir üçgen konulmuş. Evet, şimdi yapacağımız işleme bakalım. 1, 2 ilerlememiz gerekiyor öncelikle. Evet, ilerlettim. Çalıştırıp deneyeceğim. Bunu sizler de yapın. Yani komut ekledikçe bir test edin bakalım. Eklemiş olduğunuz komutlarda bir hata var mı yok mu diye bir kontrol edin. Sonra sola dönmemiz gerekiyor. Sola döndükten sonra yine 1, 2 ilerlememiz gerekiyor. Hemen 2 ilerledim. Evet, tekrardan çalıştırıp bakacağım. Şu noktaya kadar kusursuzca gelmiş olmam gerekiyor. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi artık sağa döneceğim. Ve 1, 2 ilerlemem gerekiyor yine. 2 ilerle. Şuraya geldikten sonra yine sağa dönmem gerekiyor. Ve yine 2 ilerlememiz gerekiyor. Evet, çalıştırıp deneyelim. Çözümü bulduk. Evet, şimdi buradaki soruya bakalım. Kuş karakterinin yine domuzcuk karakterinin üstüne gitmesini sağlayan kod grubunu soruyor. Bu çoktan seçmeli bir soruydu. Buradaki move forward ilerle demek. Turn right sağa dön, turn left de sola dön demektir. Şimdi bakalım burada yapacağımız şey 1, 2, 3 ilerlemek. Yani 3 tane move forward olacak. Bakın ya bu seçenek ya da bu seçenek olması gerekiyor. Devam ediyorum. Buraya geldikten sonra sağa döneceğiz. Turn right olması gerekiyor. Evet, dolayısıyla turn right burası. Sonra yine 1, 2 ilerle diyerek şu noktaya geleceğiz. Burada yine sağa döneceğiz. Turn right diyerek. Ve 1 ilerle diyerek buraya da ulaşacağız. Deneyelim. Doğru cevap. Cevabımız Denizli olacaktı. Evet, buradaki cevap geçen sene şu kısım çalışıyordu fakat bu sene burası çalışmadığı için eşleştirme soruları şeklinde olacaktı arkadaşlar. Ama tabi bu sene çalışmadığı için göremedik bu kısmını. Şimdi buradan bakalım yapılacak olan işlem nedir? Yine Angry Birds karakterini domuzcuğun üzerine götürmemiz gerekiyor. Yapılacak şey 1, 2, 3 ileri sağa dön, 1, 2 ileri dememiz gerekirdi. 1, 2, 3 ileri sağa döndükten sonra da 2 ilerle diyerek domuzcuğun üzerine götürebilirdik. Ben bir sanatçıyım. Gri çizgilerin üzerini çizmemi sağla diyor. Her çizgi 100 piksel uzunluğundaymış. Şimdi buradaki karakterimizin bakmış olduğu yön şu tarafa doğru. Yani sağa doğru bakmaktadır. Ve ben bu karakteri taşı dediğim zaman bu çizgiyi çizerek geçecektir. O zaman benim önce 100 piksel ileri doğru taşımam gerekiyor karakteri. Evet, ileri taşı 100 piksel. Sonra aşağı doğru dönmem gerekiyor. Peki burada kaç derece döneceğim? Burada bir kare olduğu için 90 derece dönmem gerekiyor. Yani sağa doğru 90 derece döneceğim. İleri taşı 100, sağa dön 90. Sonra tekrar ileri taşı 100 diyerek şu B seçeneğini icra etmiş olacağım. Evet, bakalım. İleri taşı 100 piksel diyorum, sağa dön 90 diyorum. Sonra tekrardan ileri taşı 100 piksel diyorum. Zaten şu şekilde denerseniz eğer sadece ileri doğru taşındığını göreceksiniz. Bakın ileri geldi. Daha sonra sağa dön diyorum ve tekrardan ileri taşı diyerek çözümü yapıyorum. Evet, döngülere geçtik. Döngüler dediğimiz tekrar komutlarıdır.
Kuş karakterinin domuzcuk karakterinin üstüne gitmesini sağlayan kod grubu hangisidir? Şimdi bakın burada klasik yöntemle yaparsak, yani döngü kullanmadan yaparsak, şu ilerle komutundan 1, 2, 3, 4, 5 tane kullanmamız gerekirdi. Yani şu şekilde 5 tane ilerle komutunu 5 5'e dizerek çalıştırıp yapabilirsiniz. Evet, sonuca ulaştık. Fakat burada biz kod sayısını açtık. Normalde 3 blokla bu işi halledebilmemiz gerekirken biz 6 tane kod grubu kullandık. O yüzden de buradaki tekrara bakacaksınız. Bakın ilerle komutundan kaç defa tekrarlamışız biz? 1, 2, 3, 4, 5 defa tekrarlamışız. Bunun yerine artık döngüleri kullanacağız. 5 tekrar diyorum. Bunları da atıyorum artık. Bunlarla herhangi bir işlem yapmayacağım. 5 defa tekrarla neyi tekrarlayacak? İlerle komutunu çalıştırıp tekrardan deneyelim. 1 tekrar, 2 tekrar, 3 tekrar, 4 tekrar, 5 tekrar. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 5 kez tekrarla. Evet, yine kuş karakterini domuzcuğun üzerine götürmemiz gerekiyor. Sayacağım kutucukları. 1, 2, 3, 4 ilerlememiz gerekiyor. Bunun yerine artık 4 defa ilerle demiyorum. Döngü içinde tekrarlayarak yapıyorum. 4 kez ilerleyecek. Şu noktaya geldikten sonra sağa doğru dönmesi gerekiyor. Döndükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilerlemesi gerekiyor. Hemen şuraya bir tane sağa dön ekliyorum. Bakın içine eklemiyorum. İçine eklerseniz farklı. 4 defa ilerleme işlemi bitecek. Bittikten sonra sağa döndürüyorum. Ve daha sonra da tekrardan ilerle komutunu 5 defa tekrarlıyorum. Şimdi çalıştır deneyelim. Evet, bu kadardı. Yani hangi komutumuz doğru? Şurada 4 ilerle sağa dön, 5 ilerle doğruydu. Zombi karakterini Ayçi'ye götüren doğru kod bloğunu seçiniz diyor. Evet, burada yine tekrarları bakacağız. Şimdi bu komutlar zaten verilmiş, burada kalsın. Zombi karakterimizin baktığı yön şu anda bu tarafa doğru bakıyor. Doğrudan ilerle derseniz bu tarafa doğru ilerlemeye çalışacaktır. Öncelikle bizim zombi karakterini şu tarafa doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sağa dön komutu çalışacaktır önce. Sağa döndükten sonra 1, 2 ilerleyerek şu noktaya gelecektir. Evet, çalıştırırsak yer bakın sağa döndü, 1 ilerle, 2 ilerle buraya kadar geldi. Sonra yapacağımız şey yine aynı şey aslında. Yine sağa doğru döneceğiz ve 1, 2 ilerle diyeceğiz. Bakın tekrardan yapıyorum. Sağa dön, ilerle, ilerle. Şimdi karakterimiz buraya kadar gelecektir. Çalıştırıp deneyelim. Evet, şimdi burada tekrardan sağa dön, ilerle ilerle dersek zombi karakterimiz ayçiçeğine ulaşacaktır. Ama biz kod blok sayısını açmış olacağız. Ne yapmamız gerekirdi? Şuradaki tekrarları görmemiz gerekirdi. Bakın sağa dön, ilerle ilerle, sağa dön, ilerle ilerle, sağa dön, ilerle ilerle. 3 defa aynı işlemi yapmış olduk. Bunları siliyorum. Şuradaki kod grubunu döngünün içine yerleştirip 3 defa çalıştırılmasını sağlıyorum. Evet, şimdi çalıştırıp bakalım. Sağa dön ileri ileri 1, sağa dön ileri ileri 2, sağa dön ileri ileri 3 diye bitirdik. Evet, sağa dön ileri ileri komutumuz şurada D seçeneği. Bunu da 3 defa yaptık. Zombi karakterinin merdivenden aşağı inerek Ayçiçeğine ulaşması gerekiyor. Merdiven sorularındaki yöntem nedir arkadaşlar? İleri sağa, ileri sola, ileri sağa, ileri sola veya tam tersi ileri sol, ileri sağa, ileri sol, ileri sağa şeklinde merdivenleri geçebiliyorduk. Şimdi burada yapacağımız şey önce ileri gidecek, sağa dönecek, ileri gidecek, sola dönecek, ileri sağ, ileri sol, ileri sağ, ileri sol. Bakalım. Zaten bana hazır kod grubunu vermiş burada. Şu anda sadece bu komut çalışırsa ileri sağ, ileri sol yapacak. Yani ileri sağ, ileri sol. Şuraya kadar getirecektir. Bakın. Geldi. Yine aynı işlem yapmayacak mı? Bakın. Şu şekilde. Yine ileri sağ, ileri sol, ileri sağ, ileri sol, ileri sağ, ileri sol, ileri sağ, ileri sol diyerek buraya kadar gelmesi gerekiyor. Kaç defa da gelecek? 1 buraya geldi. 2, 3, 4, 5 defa da buraya gelebilir. Hemen alıyorum. 5 defa diyorum. Bu işlemleri tekrarla. İleri sağ, ileri solu 5 defa tekrarladık. A seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, bu soru arkadaşlar burada yok. Muhtemelen şuradaki kısımdadır o. Onlar da çıkmadığı için gösteremiyoruz buradan.
Şuradan anlatalım. Angry Birds'ü domuzcuğun üzerine götürmemiz gerekiyor. Götürebilmek için yapılacak olan işlemler. Bir kere ilerleyecek. İlerledikten sonra sola dönecek. Yani bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Sola dönecek. Bakalım şurada seçeneklere. İlerle, sola dön. Sonrasında 1, 2, 3 ilerlemesi gerekiyor. 3 ilerle komutunu da döngüyle yapmışız. Buraya geldikten sonra sağa dönmesi gerekiyor. Çünkü yönümüz halen daha yukarı doğru. Biz bu tarafa doğru dönmemiz gerekiyor. Sağa dön dedikten sonra da 1 ilerle dersek domuzcuğun üzerine götürmüş oluruz. B seçeneğimiz doğrudur. Ben bir sanatçıyım. Gri çizgilerin üzerine çizmemi sağla. Her çizgi 100 piksel uzunluğunda. Az önce yarısı vardı. Şimdi ise tamamını soruyoruz. Bir kare çizebilmek için tekrarı kullanırız. Nasıl tekrar? İleri git, sağa dön. İleri git, sağa dön. İleri git, sağa dön. İleri git, sağa dön. Bakalım. Önce ileri taşıyorum. Sağa dönüyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman şu kısma kadar geldi. Sonra tekrar ileri taşı, sağa dön. 90 derece dönmemiz gerekiyor çünkü burası bir kare. Bakın buraya kadar geldi. Tekrar ileri sağa. Buraya kadar geldik. Aslında yapılan işlem hep aynı değil mi bakın? İleri taşı, sağa dön. İleri taşı, sağa dön. İleri taşı, sağa dön. O zaman bundan 4 defa tekrarlarsam şu komutu 4 defa tekrarlarsam kareyi çizmemi sağlayacaktır. Ben bir sanatçıyım. Gri çizgilerin üzerini çizmemi sağlayan kod hazır. Bu kodu kaç kere çalıştırmalıyım? Kodda bulunan soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Bakın burada bize hazır bir kod vermiş. Buradaki soru işaretinin yerine kaç tekrar gelmelidir? Yani bunu soruyorum. Bir çember kaç derecedir? Bunu derslerimizde işlemiştik. Bir çemberin 360 dereceden olduğunu biliyoruz. Bir çemberin 360 derece olduğunu biliyoruz. Burada her seferinde bir piksel ileri taşıyıp sağa doğru da 1 derece dönecekmiş. Her seferinde 1 piksel ileri taşıyıp 1 derece dönerek bu işlemi kaç seferde tamamlayabilir? Bakın 360 derece bütünüydü. Bana her seferinde 1 derece dönmesini sağlıyor. Ve o zaman burası da 360 derece olması gerekir. Cevabımız D. Arı karakterinin çiçeklerden nektar almasını sağlayan kod grubu hangisidir demişiz. Evet, kod grubu. Evet, çözümüne bakalım. Bu arı karakterinin çiçeğin üzerine gidip nektar alması gerekiyor. Çiçeğin üzerine gidebilmesi için öncelikle 2 defa ilerlemesi gerekiyor. 2 ilerledikten sonra çiçeğin üstüne gelecektir ve nektarını alacaktır. Evet, ilk çiçek için deneyelim. Geldi, nektarını aldı. Ve sonra yine aynı şeyi yapması gerekir. Yine 2 ilerle ve nektar al demesi gerekir. Evet, burada da tekrarımız var mı arkadaşlar? Hemen ona bakacağız şimdi. İleri ileri nektar al, ileri ileri nektar al. Yani şu kısım aslında bizim için tekrardır. Ne yapabiliriz? Burasını atıyorum. Bunun yerine tekrarı kullan diyorum. Ve 2 defa bana bu kodları tekrarlamasını sağlıyorum. İleri ileri nektar al, ileri ileri nektar al. Evet, cevabımız ileri ileri nektar al diyerek 2 defa tekrarladığımızda sonuca ulaşmıştık. A seçeneği doğru cevabımız. Arı karakterinin çiçekten nektar alıp peteğe bal yapmasını sağlayan kod hangisidir? Burada nektar alabileceğimiz çiçek var. 4 tane nektarı varmış. Bir de petek var. Buraya da 4 tane bal yapması gerekiyormuş. Hemen buna bakalım. Çiçeğin üzerine gelmesi gerekiyor. Öncelikle arının ilerle diyorum. Ve geldikten sonra da 4 nektar alması gerekiyor. 4 defa nektar alı bu şekilde kullanmayacağım. Bakın böyle 4 defa peş peşe dizerek kullanmayacağım. Şu şekilde yapmayacağım. Bunun yerine döngünün içine yerleştiriyorum ve bu komutun 4 defa tekrarlanmasını sağlıyorum. Evet, 4 nektarını aldıktan sonra peteğin üstüne gidebilmesi için yine bir kere ilerletip peteğin üstüne geldikten sonra da 4 defa yine bal yapması gerektiğini söylüyorum. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Arı karakterin çiçeklerden nektar almasını sağlayan kod grubu hangisidir? Burayı da aslında bir kare gibi düşünebilirsiniz. Bakın buradan başlayacak, şuraya, buraya, buraya ve buraya tekrardan geri dönecek gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kare çiziyormuş gibi komutlarınızı düzenleyebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bakıyorum. 1, 2 ilerle. Önce şu normal yöntemle yapalım. Buraya geldikten sonra sağa dönsün ve nektarını alsın. Ya sonra tekrar gerekmiyor mu aynısından? 1, 2 ilerleyecek. Sağa dönsün ve nektarını alsın.
Çalıştırıp bakalım şuraya kadar doğru bir şekilde gelmesi gerekiyor. Evet. Şimdi tekrardan 2 ilerle. Sağa dön, nektar al desek olur mu? Evet, çalıştırıp deneyelim. Oldu, fakat kod sayısını açtık. O yüzden de tekrara bakacağız. İleri ileri sağa dön, nektar al. İleri ileri sağa dön, nektar al. İleri ileri sağa dön, nektar al demişiz. Yani aynı kod grubundan 3 defa kullanmışız. Bunları silip atıyorum. Yerine de 3 defa tekrarlamasını söylüyorum. İleri ileri nektar al, sağa dön. Aynı şey aslında. Yani burada farklı yaptık. Önce nektar aldırıp sonra sağa döndürebiliriz. Aynı şuradaki gibi. Yine doğru çalışacaktır. Ha önce nektar alıp sağa döndürmüşsünüz. Ha önce sağa döndürüp nektar almışsınız. Fark eden bir şey yok aslında. Evet, doğru cevabımız C seçeneği. Arı karakterin çiçeklerden nektar almasını sağlayan kod grubu hangisidir? Arı karakterimiz çiçeğin üstüne geldiği zaman 2 tane nektar alacak. Çiçeğin üstüne gelecek, 2 nektar alacak. Çiçeğin üstüne gelecek, 2 nektar alacak. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen bakalım. Öncelikle 1 ilerleyip 2 nektar alması gerekiyor mu? Şöyle yapalım. 2 nektar alması gerekiyor. Sonra tekrar ilerleyip 2 nektar alacak. Tekrar ilerleyip 2 nektar alacak. Bakın şimdi ilki için yapıyorum. Ve bundan sonrası yine aynı. İleri nektar al, nektar al şeklinde olması gerekiyor. Bu sefer ikinci çiçek için nektarını da almış olacak. Bakın bir, iki tanesi için nektarlarını aldı. Hep aynı şey olmuyor mu? Bakıyorum, ileri nektar al, nektar al, ileri nektar al, nektar al. Burası için yine aynı şekilde olacak. O zaman kaç tane çiçeğimiz varsa çiçek sayısı kadar bu komutları tekrar etmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçeğimiz var. 5 defa bu komutları tekrarlarsam eğer çözüme ulaşırım. Evet, ne dedik? İleri nektar al, nektar al. Bu işlemi 5 defa yap dedik. B seçeneği doğru seçeneğimiz. Çerçeve içindeki kodu nasıl kısaltabiliriz? Kısaltılmış olan doğru kodu seçiniz diyor. Peki bakalım. İleri 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 nektar al demişiz. 1, 2, 3, 4 defa ilerle komutunu tekrar etmişiz. O zaman 4 defa ilerle komutunu tekrar edip bittikten sonra ilerle komutları nektar al demişiz. Doğru cevabımız A seçeneği. Arı karakterinin çiçeklerden nektar almasını sağlayan kod grubu hangisidir demişiz. Evet, şimdi buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kare ilerlemesi gerekiyor şu çiçeğin üzerine gelebilmesi için. Bu nektarını alacak. Daha sonra sağa dönecek. Yani yukarı doğru dönmesi gerekiyor. Sağa döndükten sonra 1 ilerleyecek. Evet, yapalım. Önce 1, 2, 3, 4, 5 ilerlemesi gerekiyormuş karakterimizin. Hemen şöyle yapıyorum. 5 defa ilerle komutunu çalıştırıyorum. Ve çiçeğin üzerine gelecektir. Daha sonra nektarını alsın ve sağa doğru dönsün. Evet, bakalım. Şu çiçeğin nektarını alacak, yukarı doğru dönecektir. Buraya kadar doğru yaptık. Şimdi bir ilerleyip kaç nektar alması gerekiyor? 3 nektar alması gerekiyor. Hemen 3 defa nektar al komutunu çalıştırıyorum. Ve nektarını aldı. Yani doğru cevabımız 5 defa ilerle, nektarını al, sağa dön, ilerle, 3 defa nektar al komutu doğrudur. Alınabilir bir nektarın olup olmadığını görmek için eğer bloğu ile bu çiçeği kontrol et. Bakın bu çiçekte artık belli bir sayı yok veya nektar sayısı yok. Bunun yerine soru işareti var. Buradaki nektar sayısını bilmiyoruz. Şimdi bakalım nasıl yapılabilir. Öncelikle çiçeğin üstüne gelmemiz gerekiyor. İlerle diyorum. Ve bu çiçekte nektar varsa eğer, yani nektar sayısı eşittir 1 ise, o zaman nektar alacak. Peki nektar sayısı 1 değilse, o zaman nektar almayacaktır. Bakın 1'di, nektarını aldı. Evet, geldik son sorumuza. Mor çiçeklerde nektar olmayabilir. Yani bu çiçekte bazen nektar oluyor, bazen de olmuyor. Eğer yoksa toplamamaya dikkat et diyor. Nektarın 1 olup olmadığını eğer bloğu ile öğrenmelisin. Eğer bloğun içine hangi kod bloğu gelmelidir diyor. Evet, bakıyorum. 3 kez ilerletmiş zaten karakterimi. 1, 2, 3 ilerle demiş. Çiçeğin üstüne gelmişiz. Nektar sayısı eşittir 1 ise o zaman nektarı alacağız. Şu anda 0'dı bakın. Nektar almadı.
Ama bazenleri de 1 olacak. Evet, bu nektar alın eğer komutunun içine nektar al komutu gelmeliydi. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Buradan almış olduğunuz notlar karnenize yansımayacaktır. Sadece kendinizi test etmiş oldunuz. Ne kadar öğrendiğinizi, ne kadar bildiğinizi görmüş oldunuz. Aynı zamanda eksiklerinizi de görmüş oldunuz. Bu eksiğinizi gidermenizi ümit ediyorum. Evet, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.